Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde farklı bir kurabiye tarifimiz var. Dolu kese ama önce malzemeleri öğrenelim. 4 çorba kaşığı tereyağı 250 gram. 1 adet yumurta. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 su bardağı mısır nişastası. Yarım paket kabartma tozu. 1 paket vanilya, alabildiği kadar un ve 1 çorba kaşığı kakao. İçi için 1 su bardağı çekilmiş fındık ve 1 çorba kaşığı toz şeker. Malzeme listesinden sonra kurabiyenin yapımına geçebiliriz. Öncelikle oda ısısında yumuşattığımız tereyağı, yumurtayı ve pudra şekerini kısa bir süre karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvama geldi. Şimdi nişastayı ekliyoruz. Neden? Daha bir gevrek kıvam alması için. Kabartma tozunu ve vanilyayı da kattıktan sonra kaşıkla karıştırmaya devam ediyoruz. Sonra elimizle yoğuracağız. Evet. Artık kaşığı alalım. Ve un ilave ederek ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğuralım. Kıvamımız güzel tuttu. Şimdi yaklaşık bir limon kadar ayırıyoruz. Bir kenara bırakıyoruz. Burada içimiz vardı. Üzerine şekeri ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi tekrar hamurumuza dönüyoruz. Hamurumuzdan şöyle iri ceviz kadar parça alıyoruz. Güzel bir şekilde iki avuç arasında pürüz kalmayana kadar yuvarlıyoruz. Parmak uçlarımızı ve avuç içimizi bir güzel ıslatıyoruz. Baş parmağımızı içinde gezdirerek bir oyuk açıyoruz. Yani kesemizi oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi hazırladığımız içten birkaç çay kaşığı kadar koyuyoruz. Yani kesemizi dolduruyoruz ve kesemizin ağzını güzel düzdürüyoruz. Biraz elimizi ıslatalım. Çatlaklara mani olmak için. Hamur bitene kadar aynı işlemleri sürdürüyoruz. Biraz şöyle açalım. Evet. Son keseyi de doldurduk. Şimdi bir miktar ayırdığımız hamur vardı hatırlarsanız. Onun üzerine kakaoyu ilave ediyoruz ve kahverengi bir hamur elde edene kadar iyice yoğuruyoruz. Şimdi küçük parçalar alıyoruz. Elimizde fitil yapıyoruz. Mümkün olduğunca ince olması için bölelim. Evet. Bizim kesemizin sapı oluyor. Daha doğrusu bağı oluyor. Bu şekilde yağlı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Bu arada fırınımızı da 190 derece ısıtmaya başladık.
keseyi de doldurduk. Biz şekillendirmeye başlamadan önce fırını 190 derecede ısıtmaya başlamıştık. Şimdi kızgın fırına veriyoruz ve açık pembe rengini koruyana kadar pişiriyoruz. Keselerimizi yaklaşık 12 dakika pişirdik. Açık rengini muhafaza ettik dediğimiz gibi. Şimdi hiç dokunmuyoruz. Tamamen soğuyunca servise sunacağız. Evet, dolu kese. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan farklı bir tarif daha. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum. Hoşça kalın.